Konya'da plastik enjeksiyon üzerine üretim yapan firma, Türk yıldızlarının uçağı başta olmak üzere gökyüzünün çelik kanatlarının maketini üretiyor. Maketler gerçeklerini aratmıyor. Maket çelik kanatlar gerçeğini aratmadı. Türk Yıldızları ekibinden tam not aldı. Orijinal uçakta ne varsa biz hemen anında onu ekliyoruz uçaklara. Konya'da bir firma, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi ve Türk Yıldızları'nın uçağı başta olmak üzere göklerdeki istikbalin teminatı jet uçaklarının maketini yapıyor. Maketler bu 500 metrekarelik alanda emek emek el işçiliğiyle üretiliyor. Her şey düşünüldü, taslaklar hazırlandı. Yapılan maketler gerçek savaş uçaklarını aratmadı. Birebir orijinal uçakta bulunan motiflerin hepsini uçağın üstüne yapmanız gerekiyor. Bu işin içinde olan kişiler makette orijinalliği arıyor. Siz kafanıza göre işte bir ölçü veremiyorsunuz. Yapılan ilk uçak 2012'de Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5B, F-5 uçağı modeliydi. Gerçek F-5 savaş uçağı santim santim ölçüldü. Mühimmatların ölçüsü olsun, üstündeki boya motifleri, renkler, tonlar hepsini birebir aynısını yapmanız gerekiyor. Biz burada F-5'in öncelikli çizimlerini yaptık, 3 boyutlu çizimlerini yaptık. 1/48 ölçekli bu maket. Ardından uçağın aslına uygun tasarımı yapıldı. Boyama aşamasında da bayağı sıkıntı çektik. Uçaklarda kullandığımız malzeme plastik enjeksiyon ama tek parça olması ve üstündeki motiflerin etiket değil boyayla yapılması, bunlar da el işçiliğini çok çok fazla arttırıyor. F5'in ardından Solotürk'le tanıştılar. Daha sonra tabii Solotürk filomuzla tanıştık. Sonra F-16'nın kalıbını yapmamız gerekti. İşte onun da aynı şekilde çizim, kalıp aşamalarını bitirdikten sonra onun da boyamasını yaptık. Bunun üzerine tabii Türkiye'deki bütün filoların F-16'larını yapıyoruz şu anda. Firma ayda ortalama 800 maket uçak üretiyor. Maketlerin %80'i Türk Hava Kuvvetleri'ne gidiyor. 2016-2017 yılında Pakistan Hava Kuvvetleri'nin F-16'larını yaptık. Son birkaç hafta önce de işte Ürdün Hava Kuvvetleri'ne bir model çalışması yaptık.